Ses geliyor. Benim sesim nasıl? İyi geliyor mu? Evet. Arkadaşlar hepinize merhabalar. Merhaba. Sanki daha önce gördüğüm öğrenci simaları var gibi. Evet hocam. Kimler var tanıdık geçen seneden? Hamsi. Temel olarak Hamsi. Herkes var mı? Dansı... Sınavlar herhalde istediğiniz gibi geçmedi arkadaşlar. Evet. Evet hocam. Ben de ilk sene. Nasıl anlayamadım? İlk sene ilk. Hocam ilk aslında sizi... götürmediğimiz dersler bu var. Yalan söylüyorlar. Ben Siz bizi baharda gördünüz. Yok yani bazı simaları daha önce gördüğümü iyi biliyorum ama evet şeyde... Evet hocam ama bizi baharda görmüşsünüz. Baharda. Baharda. Peki bahar döneminde geçtiniz mi? O zaman geçen sene ilk dönem derse herhalde gelemediniz mi yoksa geldiniz de mi oldu? Hayır hocam. Hayır hocam. Tamam. Şimdi arkadaşlar derse üniteye başlamadan önce sizin sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz herhangi bir şey var mı? Önce bunu soralım. Arkasından bugün birinci üniteye başlangıç yapacağız. Birinci ünite arkadaşlar bugün hepsi bitmeyecek. Onu baştan söyleyeyim. Tanımlardan oluşan, istatistiğin temel kavramları, temel tanımları olan ünite. Hepsi bugün bitmeyecek. Onu baştan söyleyeyim. Önümüzdeki hafta birinci üniteyi tamamıyla bitireceğiz. Sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz dersle ilgili herhangi bir şey varsa şimdiden cevaplandırabilirim. Arkasından ders konu anlatımına geçeceğim. Hayır hocam yok. Başlayabilirsiniz. Tamam. Şimdi arkadaşlar temel kavramlar dedik. İstatistik. Ben derse başlamadan önce aşağı yukarı her sınıfta yapıyorum bunu. Burada girdiğim örgün programlarda yapıyorum. İstatistik deyince arkadaşlar siz ne anlıyorsunuz? Öncelikle ben bir sınıfa sorayım ama tanımını yani ikişer üçer kişi böyle toplu olarak vermeyin. Ses kalabalığı olmasın. İstatistik deyince ne anlıyoruz? Aha değil. Hesabat. Evet. Cevap vermek isteyen varsa dinleyelim. Birlikte arkadaşlar istatistiğin tanımını birlikte bir toparlayalım önce. İstatistik deyince ne anlıyoruz? İnsanların ehalisi. Yalnız konuşurken kendi aranızda birbirinize cevap yetiştirme yarışı gibi olmasın. Benim duyabilmem lazım. Sadece insanlar değil arkadaşlar. Her şey olabilir. Evet. Peki istatistiğin o zaman tanımı nasıl bir şey olmalı? İstatistik nedir? Yani birisi istatistik deyince siz ne anlıyorsunuz? Aklınıza ilk gelen, aklınıza ilk uyanan şey ne? Nasıl? Yani herkesin istatistik deyince az çok aklında bir şeyler canlanıyor. Belki kendi aranızda konuşurken ya da gazetede, televizyonda şurada burada duyduğunuz zaman doğru anlıyorsunuz. Cümle içinde kullanırken doğru kullanıyorsunuz. Ama birebir tanımını yapabilir miyiz? İstatistik nedir? Yani aslında birebir sözlük tanımını bilmediğinizin ben de farkındayım. Zaten ilk ders o yüzden yanlış şeyler ya da eksik şeyler söyleyebilirsiniz. Hiç önemli değil. Ama dediğim gibi tanımı birlikte oluşturalım. Çünkü arkadaşlar yarın öbür gün sınava girdiğiniz zaman büyük bir ihtimalle istatistik aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak tanımlanmıştır diye bir soru illaki gelecek. Gelme ihtimali çok yüksek bir soru. O yüzden tanımını bilmemiz gerekiyor. Ama bu tanımda kitaptaki tanımı birebir aynen ezberlemeniz gerekmiyor. İstatistik dediği zaman doğru bir şekilde anlayabiliyor isek, var olan seçeneklerden bizim o aklımızda canlanan şeyi doğru bir şekilde ifade eden bir seçenek varsa onu yakalayabiliyor isek herhangi bir problem yok. Şimdi ben birkaç örnek vereceğim arkadaşlar. Herhangi bir konu hakkında araştırma yaptığımızı düşünelim.
Mesela Azerbaycan'da insanların ortalama yaşam süresi, ömrü ne kadar, hayatı ne kadar? Bununla ilgili bir araştırma yapsaydık nasıl yapabilirdik? Bununla ilgili bir araştırma yapmak istiyoruz. O zaman herhalde şunu yapardık. Ölen insanların genellikle kaç yaşlarında öldüğünü. Kaza ve benzeri değil arkadaşlar. Doğal ölüm yoluyla ölenlerin işte hangi yaşlarda öldüğünü bularak buradan insanların Azerbaycan'da ortalama şu kadar sene ya da yıl bu kadar yaşadığını gözlemliyoruz derdik. Peki Azerbaycan'da kişi başına düşen milli gelir deseydik, kazanç deseydik, bununla ilgili nasıl bir araştırma yapardık? Herkesin gelirini toplar hocam. Ortalama aldım. Herkesin gelirini, yani çalışan herkesin gelirini öğrenir. Buradan yola çıkarak arkadaşlar bu örneğe dikkat edin. Azerbaycan'da kişi başına düşen milli gelir dediğimiz zaman çalışan herkesin kazandığı geliri öğrenir. Arkasından kaç kişiyi öğrendiysek bu gelirlerin toplamını öğrendiğimiz kişi sayısına bölerdik. Doğru mudur? Peki bu sınıfından Bakü'de istatistik dersi alan öğrencilerin boy ortalamasını öğrenmek istiyorum deseydim, o zaman ne yapacaktık? İstatistik dersini alan her öğrencinin boyunu soracak, bunları öğrenecek. Arkasından kaç kişiye bu soruyu sorduysak bu öğrendiğimiz boyların toplamını kişi sayısına bölecektik. Burada anlaşıyor muyuz? Şimdi bakın ben burada ne yaptım? Birincisi Azerbaycan'da kişi başına düşen milli gelir dediğim zaman tüm Azerbaycan'ı araştırmak zorundayım. Doğru mudur? Bakü'de istatistik dersini alan tüm öğrencilerin boy ortalaması nedir dediğim zaman Bakü'de istatistik dersini alan tüm öğrencilere bu soruyu sormak zorundayım. Burada katılıyor muyuz? Senin fikir miyiz? Evet. Arkadaşlar şimdi altını çizmem gereken yer şurası ya da önemli olan yer şurası. İlgilendiğim konu bir önceki örnekte milli gelirdi, bir sonraki örnekte boy ortalamasıydı. İlgilendiğim konuyla ilgili bilgi toplayabileceğim herkesten bilgi toplayarak işlem yapıyor isem bu tip bir araştırmaya ana kütle araştırması diyorum. Tekrar söylüyorum. İlgilendiğim konuyla ilgili bilgi toplayabileceğim herkesten bilgi toplayarak araştırma yapıyor isem buna ana kütle araştırması diyorum. Mesela şöyle deseydik. Azerbaycan'da Anadolu Üniversitesi öğrencilerinin başarısıyla ilgili bir araştırma yapmak istiyorum. O zaman ana kütle ne olurdu arkadaşlar? Anadolu Üniversitesi'ne kayıtlı tüm öğrenciler, Azerbaycan'daki Anadolu Üniversitesi öğrencileriyle ilgili bir araştırma yapmak istiyorsam, Azerbaycan'da Anadolu Üniversitesi'nde kayıtlı tüm öğrencilerle araştırma yaparsam ana kütle araştırması. Doğru mudur? Burada anlaşıyor muyuz? Yani ilgilendiğim konuyla ilgili bilgi toplayabileceğim herkesten, tümünden ya da bütününden bütünüyle araştırma yapıyorsan buna ana kütle diyorum. Yalnız bazen şöyle bir şey var arkadaşlar. Mesela Azerbaycan'daki milli gelirle ilgili araştırma yapmak istiyorum ama ben de Azeri vatandaşıyım, örnek olarak söylüyorum. Ama yurt dışındayım. Yurt dışında olduğuma göre o zaman bilgi toplarken benden bilgi toplamaları mümkün değil. Çünkü o an ben orada değilim. Benzer şekilde yurt dışında olan başka insanlar da var. Yani ilgilendiğim gözlem birimlerinin hepsine istesem de bazen ulaşılamama durumu var. Mesela Anadolu Üniversitesi öğrencileri dediğim zaman şu anda Anadolu Üniversitesi sadece sizler değilsiniz. O zaman derse gelmeyen başkaları da var. O zaman ben araştırmayı bütünle yapmıyorum. Elimde olan buradaki sınıftan araştırma yaparak karar vermeye, yorum yapmaya çalışıyor isem o zaman ne oluyor arkadaşlar? Ben bütünle ilgilenmemiş oluyorum. Bütünle değil de bir kısmıyla ilgilendiğim zaman o zaman o ilgilendiğim küçük kısma örneklem diyorum. Bazen araştırma yaparken ana kütlenin tamamına ulaşılamayabilir. Mesela şöyle bir şey düşünün.
Hazar Denizi'ndeki ya da Hazer Denizi'ndeki balık çeşidi sayısını biliyor musunuz? Peki bununla ilgili araştırma yapıldı mı bilmiyorum ama araştırma yapılabilir mi? Yapılmıştır hocam. Biz bilmiyoruz. Peki arkadaşlar, yani yapılmış olabilir ya da yapılmamış olabilir. Hazar Denizi ile ilgili peki orada yaşayan tüm balık çeşidini benim öğrenmem için ne yapmam lazım? Sayısını öğrenmemiz lazım. Arkadaşlar ama bütün Hazar Denizi'ndeki araştırma yaptığım dönemde yavrulayan balıklar dahil tüm balıkları benim gözlemlemem lazım, öyle değil mi? O zaman bu mümkün mü? Hayır. Yani bir laboratuvar gibi elimde bir kavanozda değil bu Hazar Denizi. Bir kavanozda olsa içine bakarım kaç çeşit balık olduğunu söylerim. Ama koca Hazar Denizi'nden bahsettiğimize göre tamamını gözlemleme ya da bilgi toplama şansımız var mı? Hayır hocam. Arkadaşlar tamamını gözlemleyemiyor isek, bazen istesek de ana kütlenin tamamına ulaşamıyor isek, o zaman ana kütle arkadaşlar öncelikle sonlu ana kütle ve sonsuz ana kütle olarak ikiye ayrılır. Tekrar söylüyorum. Azerbaycan'daki öğrencilerle ilgili araştırma yapıyor olsaydım bütün öğrencilere ulaşabilirdim. Ama Hazar Denizi'ndeki balık çeşidiyle ilgili araştırma yapıyor olsaydım tüm balık çeşitlerini aynı anda görme şansım yoktu. O zaman ne diyoruz? Ana kütle bazen sonlu olabilir, bazen sonsuz ana kütle olabilir. Ama her iki durumda da mesela öğrencilerden bahsediyor olsaydım, öğrencilerle ilgili bir araştırma, balıklarla ilgili bir araştırma. Birisi sonsuz ana kütle, birisi sonlu ana kütle. Arkadaşlar herhalde göremiyoruz. Şöyle yapayım. Şimdi tekrar söylüyorum. Öğrencilerle ilgili bir araştırma yaparken ben bilgiyi kimden topluyorum? Öğrencilerden değil mi? Boyunuz kaç? Başarı durumunuz ne? Aylık harcamanız ne? Aylık kazancınız ne? Ne kadar yol gidiyorsunuz? Kaç tane araç değiştiriyorsunuz derse gelirken? Bütün bu soruları size sorarken bilgiyi topladığım şey ne arkadaşlar? Bu da öğrencinin kendisi. O zaman o bilgi topladığım şeylere arkadaşlar gözlem birimi diyorum. Şuraya yazayım ben. Gözlem birimi. Gözlem birimi arkadaşlar neymiş? Bilgi toplanılan şeyler. Bilgi topladığım birimlere gözlem birimi diyorum. Bu gözlem birimleri her zaman az önceki örnekteki Azerbaycan'daki okullardaki öğrenci sayısı deseydi, o zaman benim burada okullardan bilgi topluyorum. Doğru mu? Doğru mudur? Anlamıyoruz hocam. Sesiniz kesiliyor bazen. Ses kesildi herhalde. Şu anda nasıl geliyor arkadaşlar? Arkadaşlar son söylediğimi bir daha tekrar ediyorum. Öğrencilerden bilgi toplarken öğrencilere soruyorum. Başarı durumunuz nedir? Şu dersten kaç aldınız? Aylık harcamanız nedir? Aylık geliriniz nedir falan? Öğrencilerden bilgi alıyorum. Ama Azerbaycan'da okuyan, ilkokulda okuyan çocuklar hakkında bir araştırma yapsaydım, okulların öğrenci sayısı deseydim, o zaman bilgi toplayacağım şeyler arkadaşlar öğrencilerin kendisi değil, kurumlar olacaktı. İşte Bakü'deki falanca mahalledeki bir ilkokulun müdürüne sormam yetecekti. Gence'deki bir okuldaki müdüre sormam yetecekti. O zaman bilgileri ben kurumlardan alıyorum. Peki Azerbaycan'daki iş yerlerinin aylık kazancı nedir ya da aylık ödedikleri vergi miktarı nedir deseydim, o zaman iş yerlerinden bilgi toplayacaktım. Doğru mudur? Seste herhalde yine kesilme var arkadaşlar. Bizim yok, bizim iş yerlerinden, Adalbata falan.
Arkadaşlar, Türkiye'de bu hafta sonu açık öğretim sınavları var. O yüzden işlem yoğunluğundan dolayı seste ve görüntüde dönem dönem kısılmalar ya da donmalar olabiliyormuş. O yüzden bu hafta böyle biraz sıkıntılı geçebilir. Herhalde konuya biraz da hızlı girdik, ağır geldi. O yüzden konuyu biraz yavaş yavaş anlatacağım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar, birincisi şunu söyleyelim. İlgilendiğimiz herhangi bir konu, konu her şey olabilir. İnsanların ömrü olabilir, aylık geliri olabilir, ülkelere göre milli gelir olabilir, aylık harcama olabilir, öğrenci başarısı olabilir. Hazar Denizi'ndeki efendim balık çeşidi sayısı olabilir, Azerbaycan'daki hava kirliliği oranı olabilir. Sonuçta ilgilendiğimiz olay ne olursa olsun, ilgilendiğimiz olayla ilgili bütün gözlem birimlerinden araştırma yapılıyor ise bunu ana kütle diyoruz. Bütün gözlem birimleri. Çünkü en başta şunu söylemiştim arkadaşlar. İstatistik ve ana kütle sınavlarda kesinlikle çıkacak şeylerden bir tanesi. Ama burada bizim dikkat etmemiz gereken o seçeneklerde eğer ana kütle nedir diyor ise ilgilendiğimiz gözlem birimlerinin tamamı olmak zorunda. Tamamı ile ilgili araştırma yapıyor isek bunu ana kütle araştırması diyoruz. Bu ana kütle bazen sonlu ana kütle olabilir ya da sonsuz ana kütle olabilir. Sonlu ana kütle ya da sonsuz ana kütle. Arkadaşlar, sonlu ana kütlene ilgilendiğim olayla ilgili tüm gözlem birimlerine ulaşabiliyor isem buna sonlu ana kütle diyorum. Ama ilgilendiğim olayla ilgili tüm gözlem birimlerine istesem de ulaşamıyor isem buna sonsuz ana kütle diyoruz. Bazen bu ana kütleyle ilgili o bilgi topladığım şeyler bazen canlılar bazen cansız şeyler olabilir. Yani gözlem birimleri illa canlı olmak zorunda değil. Öğrencilerle ilgili bir araştırma yapıyor isem o zaman gözlem canlılardır. Ama Azerbaycan'daki işletmelerin, iş yerlerinin aylık kazancı falan böyle bir araştırma yapıyor isem o zaman iş yerleriyle ilgili araştırma yaptığıma göre gözlem birimleri canlı da olabilir, cansız gözlem birimleri de olabilir. İstesek de ana kütlenin tamamına ulaşamadığımız durumlar vardır. Böyle bir durumda bu ana kütleyi iyi bir şekilde temsil ettiğini düşündüğümüz küçük bir grup seçeriz arkadaşlar. Bu seçtiğimiz gruptan yola çıkarak, çünkü ana kütlenin tamamına ulaşamıyoruz, seçtiğimiz gruptan yola çıkarak genel hakkında karar vermeye çalışırız. Mesela sadece buradaki öğrencilerden yola çıkarak Azerbaycan'daki ya da Bakü'deki diğer öğrencilerin boy uzunluğu ile ilgili bir araştırma yapsam yanlış bir şey yapmış olur muyum? Evet. Arkadaşlar, peki derse gelenler hep kısa olan öğrenciler, derse gelmeyenler hep uzun olan öğrenciler mi? Hayır hocam. Peki tam tersini söyleyeyim. Derse gelenler hep uzun, derse gelmeyenler kısa mı? Hayır. Sonuçta içinizde nasıl uzun boylu, kısa boylu insanlar varsa gelenler, gelmeyenler içinde de size benzer. İşte bazen kısa, bazen uzun ama boy uzunluğu açısından birbirinden farklılık gösterir mi? Gelen derse gelenle gelmeyen arasında. Birbirinden belirgin bir farklılık göstermediğine göre. O zaman arkadaşlar, ben buradan yola çıkarak Azerbaycan'da Bakü'de derse gelen öğrencilerin boy uzunluğu yaklaşık olarak şu kadardır desem herhalde büyük bir hata yapmamış olurum. Mesela Azerbaycan'daki tüm öğrenciler, Bakü'deki tüm öğrenciler diyelim ki 100 kişi var arkadaşlar. Ben %100 doğru bilgi elde etmek istiyor isem herkese tek tek sormak zorunda mıyım? Evet. Her 100 öğrenci varsa ve kesin bilgi elde etmek istiyor isem herkese sormak zorunda, ya da 1000 kişi diyelim. Kesin bilgi elde etmek istiyor isem 1000 kişiye de sormak zorunda mıyım? Evet. Toplam 1000 kişi var ve ben 1000'ine de soruyor isem
ana kütle araştırması yapmış oldum. Ama o 1000 öğrenciye, Azerbaycan'da, Bakü'de olan bu 1000 öğrenciye araştırma yaptığım gün, içinizden herhangi birisi o gün hasta olmuş olabilir. Bir yakını hastalanmış olabilir. Araştırma yaptığım saatte araştırma yaptığım yere gelememiş olabilir, gelmemiş olabilir. Peki 1000 kişi yerine ben bu araştırmayı o zaman 999 kişiyle yapsam çok yanılmış olur muyum? Hayır. Bir kişi çok yanıltmaz değil mi? Hayır. Peki 999 değil de 998'ine sorsan? Hayır. 997'ye sorsan? Çok farklı olmasın. Yani boy uzunluğu açısından insanlar genellikle birbirine benzer özellikler gösterdiğine göre bir kişinin yokluğu ortalamayı aşırı derecede büyük ya da küçük kılmayacak değil mi? Çok fazla bir değişiklik olmayacak. Peki ben bunu 990 kişiye sorsam? Biraz 100 kişiye sorsam? Arkadaşlar, boy uzunluğu açısından birbirinizden belirgin bir şekilde farklılık göstermediğinize göre 100 kişiye sormakla 1000 kişiye sormak arasında elbette ki doğru olan 1000 kişiye sorularak yapılan işlem. Ama bu konu hakkında birisi size şunu söylüyor ise, Türkiye'den işte üniversite rektörlüğü dedi ki Azerbaycan'daki öğrencilerin aylık harcaması, okula gelirken kaç tane araç değiştirdiği, işte metro mu kullanıyor, otobüs mü kullanıyor, yürüyerek mi geliyor, boy uzunluğu. Bakın bunlar birbirinden belirgin bir şekilde farklılık göstermeyen şeyler. Boy uzunluğu en azından eğer belirgin bir şekilde farklı göstermiyor ise doğru olan belki binine sormak, 1000 kişiye sormak ama 100 kişiye sormuş olsanız da büyük hata yapmazsınız. Yani ufak bir hata vardı ama bu hatalar büyük değildir. Eğer hızlı karar vermek zorundaysanız, işte ben bu araştırmayı yapıyorum, 999 kişiye sorduğum zaman nasıl bir şey değişmiyor ise 100 kişiye sorduğum zaman da bir şey değişmez. Tüm gözlem birimlerine ulaşamıyor isem ya da hızlı karar vermek zorundaysam ya da yeterli sayıda benim bütçem, maliyetim, param yok ise o zaman 1000 kişiye sormak yerine hızlı bir şekilde karar vermek için derse gelen 100 kişiye sorarak bu işi yapıyorsam birincisi zamandan kazanmış oldum. İkincisi maliyetten yani paradan kazanmış oldum. Üçüncüsü hızlı karar vermiş oldum. Bunlardan dolayı zaman sorununu ortadan kaldırıyor. Para sorununu azaltıyor ve hızlı karar verme sürecinde size katkıda bulunuyor. Bu gibi durumlarda isteseniz de ana kütlenin tamamına ulaşabiliyor olsanız bile bazen küçük bir örnekten yola çıkarak genel hakkında karar vermeye çalışırsınız. İşte bir örnekten yola çıkarak genel hakkında karar verme sürecine istatistik diyoruz arkadaşlar. Uzun uzadıya anlattığımız bu şey, ana kütle ile istatistik arasındaki fark ne? Birincisi ilgilendiğimiz olaydaki bütün gözlem birimleriyle araştırma yaptım, bu ana kütleydi. İkincisi bütün gözlem birimleri değil de sadece bir kısmıyla araştırma yaptım. Ama genel hakkında karar vermeye çalıştım. O zaman arkadaşlar bir kısmıyla araştırma yapıp genel hakkında yorum yapmaya çalışıyor isem buna da istatistik diyoruz. Evet. Bu arada bilgi topladığımız şeyler vardı. İşte bu bilgi topladığımız şeylerde ne demiştik biz onlara? Gözlem birimi demiştik. Bu gözlem biriminin dışında bir de arkadaşlar ünitede anlatılan şeylerden bir tanesi değişken diye bir şey var arkadaşlar. Değişken. Şimdi mesela bu sınıfta olan arkadaşların boy uzunluğuyla ilgili bir araştırma yapıyor olsaydım, sadece bu sınıftan bahsediyorum. Arkadaşlar ilgilendiğim özellik ne ise ona değişken diyoruz. İlgilendiğimiz özelliğe. O zaman boy uzunluğuyla ilgileniyorsan burada bizim değişkenimiz boy uzunluğu. Boy uzunluğu. Peki bu sınıftaki arkadaşların
haftalık harcaması ile ilgili araştırma yapıyor olsaydım, o zaman benim değişkenim ne olacaktı? Para. Ya, harcama diyelim. Para çünkü deyince biraz genel oluyor. Yani kazanç mı, gider mi, o çok anlaşılmıyor. Peki bu sınıftaki öğrencilerin birinci sınıftaki not ortalaması ile başarı ile ilgili araştırma yapıyor olsaydım, o zaman değişkenim başarı ya da not ortalaması olacaktı. Öyle değil mi? Arkadaşlar dikkat edin. Tüm araştırmalar için gözlem birimim sizlersiniz. Ama her birinde ilgilendiğim özellik, birinde başarı, birinde boy uzunluğu, birinde haftalık harcaması. Peki bu sınıftaki öğrencilerin göz rengiyle ilgili bir araştırma yapıyor olsaydım? Göz rengi? Değişken olacaktı. O zaman değişkenim ne olacaktı? Göz rengi. Peki değişken her seferinde sayısal olmak zorunda mı? Boy uzunluğu dediğimiz zaman sayısal bir veriden bahsediyoruz. Sayısal bir değişken. Başarı not ortalaması dediğimiz zaman sayısal bir değişkenden bahsediyoruz. Ama göz rengi dediğimiz zaman sayısal değil, sözel bir değişkenden bahsediyoruz. Sözel değişken. Arkadaşlar kitaplarda bazen sayısal değişkenler için nicel değişken, sözel değişkenler için nitel değişken tanımlaması kullanılabilir. Sınavlarda genellikle bu ifadeler kullanılır. O yüzden bilmekte fayda var. Sayısal değişken, nicel değişken, sözel değişken, nitel değişken. Şimdi peki bu sınıftaki öğrencilerin diyelim ki evde kaç kişi yaşıyor? Hane halkı sayısı deseydim. Sayısal bir değişkenden mi bahsediyor olurdum? Sözel bir değişkenden mi bahsediyor olurdum? Sayısal. Peki şöyle bir şey olsaydı. Bu sene Azerbaycan'da tişört diyelim mesela. Moda olan tişört hangi renktir diye sorsaydım. Sözel bir değişken olacaktı. Şimdi arkadaşlar bu sayısal sözel değişkenlerin dışında bir de şöyle değişkenler var. Sürekli değişken, kesikli değişken diye sayısal değişkenler. Arkadaşlar bana sorduğum soruya cevap vermenizi istiyorum. Hızlı bir şekilde cevap vermenizi istiyorum. En öndeki arkadaşlardan başlayalım. Bana göre sağ taraf diyelim mesela. Kaç kardeşsiniz? Sağ taraftan bahsediyorum. Kareli gömlek olan bayan arkadaşımız. Kaç kardeşsiniz? Evet. İki adam. Arkadaki? Tekim. Hemen yanınızdaki? Arkadaşlar rakamlar doğru olmak zorunda değil. Yani bir şey yapmaya çalışıyorum. Bir arkadaştaki bayan arkadaş. Arkadaşlar bakın sayısal değişken dedik. Sorduğum her soruya arkadaşlarınız 2 gibi, 3 gibi, 5 gibi, 8 gibi tam sayı değerler verdiler. Eğer tam sayı değerler verdilerse peki bunu nasıl yaptılar? Evdeki kardeşleri 1, 2, 3 diye saydılar bir şekilde. Tek tek sayılabiliyor ise kesikli değişken diyoruz. Kaç kardeşsiniz? Evde kaç oda var? Merdivenli ise kaç basamak gibi tek tek sayabiliyor iseniz bu tip şeyleri kesikli değişken diyoruz. Şimdi sol taraftaki arkadaşlara soralım. Boyunuz kaç arkadaşlar? 1.40. En öndeki arkadaştan başlayalım. Boyunuz ne kadar? 1.75. Bir başkası cevaplandırsın. 1.54. Kilonuzu söyleyebilir misiniz? 80. Kilonuzu tekrar söyler misin? Bir şey yapmaya çalışıyorum o yüzden. 64. Kilonuz 54. 64. 46. Peki sınavda herhangi bir soruyu çözme süreniz ne kadar? 10 dakika hocam. Bir soruyu. Bir dakika. Arkadaşlar bakın
bunlar da bir önceki örnekteki gibi sayısal veriler. Buraya dikkat ederseniz farkı ayırt edebilirsiniz. Boyunuz kaç dediğim zaman arkadaşınız bunu muhakkak ölçmüştür. Ölçmek zorunda. Evet. Doğru mu? Evet. Kilonuz kaç dediğim zaman ölçmüştür. O yüzden biliyordur. Ya da bir soruyu çözme süreniz ne kadar dediğim zaman ölçmüştür bunu. Eğer sorulan sorular ölçme yardımıyla cevaplandırılabiliyor ise buna sürekli değişken diyoruz. Boy gibi, kilo gibi, bir soruyu çözme süresi gibi bir şeyleri ölçerek cevap veriyor iseniz buna sürekli değişken. Dikkat edin, her ikisi de sayısal değişken. Ama birisini ölçerek cevap veriyorum. Birisinde kaç kardeşsiniz? 1, 2, 3 kardeşiz. Kaç odanız var evde? 4 oda var. İşte kaç basamak var? Kaç merdiven var? 8 basamak var. Kaç tane araba var? Şu kadar. Diyor iseniz, yani tek tek sayabiliyor iseniz kesikli değişken ama ölçerek yapıyor iseniz sürekli değişken diyoruz. Aradaki farkı anlayabildik değil mi? Evet hocam. Her ikisi de sayısal değişken ama birisi ölçerek cevap verdiğimiz, birisi ölçmeden tek tek sayarak cevap verdiğimiz şeyler. Bir de sözel değişkenler vardı. Sözel değişkenler de arkadaşlar göz rengi gibi, tişört rengi gibi buna benzer sözel olarak ifade edilen değişkenler ki bunlarla ilgili araştırma da yapılabilir demiştik. Bu tip şeyleri de sözel değişken demiştik. Sayısal değişkenleri kitapta nicel değişken ya da sınavda, sözel değişkene de nitel değişken adı verilir demiştik. Şimdi bazı değişkenler var arkadaşlar. Sayısal değişken, sözel değişken. Bir de bunların dışında başka değişkenler de var arkadaşlar. Sayısal ve sözel değişkenlerin dışında ki tüm değişkenlere maddesel değişken diyoruz. Maddesel demiş değil mi kitap? Maddesel değişken diyoruz. Arkadaşlar işin içinde bunu isterseniz daha sonraya bırakalım. Aradan sonraya bırakalım. Şimdi bunun dışında karışmasın diye onu aradan sonraki kısma bırakalım. Sürekli değişken dedik, kesikli değişken dedik, nicel ve nitel değişken dedik. Bir de arkadaşlar, araştırma yapabileceğimiz, bilgi toplayabileceğimiz şeylerin bazen canlı, bazen cansız olduğunu söylemiştik. Canlı ya da cansız, bilgi topladığımız her şeye gözlem birimi demiştik. Peki, istatistik. Bazen soru şöyle sorulabilir. Bakın geçmiş yıllarda çıkan sınav sorularına içinizde tekrar olan arkadaşlar varsa onlar hatırlayacaktır. Aşağıdaki konular konulardan hangisi hakkında araştırma yapılamaz gibi sorular var. Hakkında araştırma yapılamayan konular neler olabilir? Mesela arkadaşlar... Hani sınıfa tek tek sormayın. Yanlış da anlaşılır. Buradan o anlamda iletişimde çok rahat kuramıyoruz. Ama şöyle söyleyeyim. Mesela öndeki herhangi bir arkadaşınızın kullandığı parfüm ile arkadaki bir arkadaşınızın kullandığı parfüm değişebilir. Bay ya da bayan fark etmiyor. Sonuçta ben bu parfümden daha çok hoşlanıyorumdur. Bir başkası o parfümden hoşlanmıyordur da başka bir parfümden hoşlanıyordur. Birisi kot giyerken işte şöyle bir kotu tercih ediyordur, bir başkası böyle bir kotu tercih ediyordur. Kişiden kişiye değişen zevkler gibi, renkler gibi, duygular gibi kişiden kişiye değişen şeylerden bahsediyor isek, arkadaşlar duygu derken bunun içine sevgi de girebilir. Sevgi derken mesela ben ne diyelim, kedi beslemeyi severim. Ama bir başkası kedi beslemeyi sevmez de balık beslemeyi sever. Kişiden kişiye, bakın burada zevkler değişiyor. Korkular mesela. Ben gece karanlığından korkarım, bir başkası korkmaz. Bunu ölçme şansımız yoktur. Hayır, ben bu parfümü daha çok seviyorum. Bir başkası der ki ben bunu çok seviyorum. Ne yaparsan yap, hayır. Ben hani alabilecek gücüm olduktan sonra, maddi anlamda, para anlamında alabilecek gücüm olduktan sonra hepimiz aynı parfümlere girsek bile, dikkat edin, herkes de alabilecek yeterli miktarda para var ama herkes aynı parfümü alıp çıkmaz. Doğru mudur? Evet. Evet.
O zaman çünkü ne, kim ne derse desin ben bu parfümden hoşlanıyorum. Bu, bunu tartışmaya da açmam zaten. O zaman kişiden kişiye değişen şeylerle ilgili şuraya yazayım. Rüya gibi, korku gibi, sevgi gibi, parfüm gibi şeylerden bahsediyor isek, o zaman bunlarla ilgili istatistiksel araştırma yapılamaz. Bunlardan istatistik birimi olmaz diyoruz. Özellikle tekrar söylüyorum, geçen sene sınavlara giren arkadaşlarımız varsa içimizde, aşağıdakilerden hangisi istatistik birimi olamaz gibi soru gelme ihtimali çok yüksek bir sorudur. Seçeneklerde arkadaşlar bunlar bunlardan birisini illaki görürsünüz. Farkı şu, ha bu olmaz da başka bir şey yazılır. Ama kişiden kişiye değişen şeylerden bahsediyor isek bununla ilgili istatistik yapılmaz. Ama şunu yapabilirsiniz. Mesela bayanlar arasında en çok hangi parfüm tercih ediliyor? Sonuçta ben bu parfümü tercih ediyorum. Bir başkası şu parfümü, şu marka parfümü tercih ediyor. Bir başkası şu marka parfümü tercih ediyor. En fazla tercih edeni yapabilirsiniz ama burada hayır bu ondan 2 kat daha iyi, bu ondan 3 kat daha iyi deme şansınız yoktur. Burada anlaşıyoruz değil mi? Evet. Şimdi arkadaşlar, o zaman istatistik birimi canlılardan oluşabilir, cansızlardan oluşabilir. Bilgi toplayabildiğim her şeye istatistik birimi diyorum, gözlem birimi diyorum. Ama istatistik birimi olamayacak şeyler kişiden kişiye değişen şeylerdir diyorum. İlgilendiğim özellik her ne olursa olsun, ilgilendiğim özelliğe değişken diyorum. Bu değişkenler sözel veya sayısal değişkenler olabilir. Sayısal değişkenler kendi arasında sürekli ve kesikli olarak ikiye ayrılır. Kesikli değişken tek tek sayabildiğim şeyler. Mesela bulunduğunuz binada kaç tane sınıf var? Tek tek sayılır. Ama bir dersin işlenme süresi dediğimiz zaman bir hocanız 2 dakika erken bırakıyordur, bir hocanız 5 dakika fazla anlatıyordur. Bir şeyleri ölçerek cevap veriyor iseniz o zaman da buna ne diyoruz biz? Sürekli değişken diyoruz. İlgilendiğimiz olayla ilgili tüm gözlem birimleriyle araştırma yapıyor isek bunu ana kütle araştırması. Ana kütlenin tamamına bazen çeşitli nedenlerden dolayı ulaşamadığımız durumlar vardır. İstesek de sonuna ulaşamadığımız sonsuz ana kütle gibi. Bazen ulaşabiliyor olsak bile hızlı karar vermek için, zamandan kazanmak için, paradan kazanmak için istesek de ana kütlenin tamamına ulaşmak yerine bir kısmına ulaşarak oradan genel hakkında karar vermeye çalışırız. Bu seçtiğimiz küçük gruba örneklem diyoruz. Bu örneklemden yola çıkarak genel hakkında karar verme sürecine istatistik diyoruz. Buraya kadar herhalde anlaştık. Evet. Biraz yoruldunuz gibi geldi. İsterseniz kısa bir ara verelim. Evet. Tamam, bir 10 dakika. 10 dakika değil mi? 15 dakika ara veriyoruz arkadaşlar. 15 dakika sonra buradayız. Gelecek var herhalde değil mi arkadaşlar? Biraz daha bekleyeyim mi? Başlayamadım. Hocam başlıyorum. Başlıyorum. Ama gelen var hocam. Tamam, birkaç dakika bekleyebiliriz. Bu arada anlattıklarımızı arkadaşlar, kitap yanınızdaysa kitaptan zaten takip edebilirsiniz. Kısaca şöyle bir bakalım neler anlattık. Kitap istatistik birimi demiş. İstatistik birimi tekrar toparlayalım. Bilgi topladığımız gözlem birimlerine istatistik birimi diyoruz. Bunlar canlı olabilir, cansız olabilir demiştik. Her şey olabilir demiştik. Ama renk, koku, korku, sevgi gibi duygular ifade eden şeyler istatistik birimi, istatistik için araştırma birimi olamaz demiştik. Arkasından ana kütle dedik. Ana kütle ilgilendiğimiz olayla ilgili, olay ne olursa olsun boy uzunluğu, yaşam süresi, aylık harcama, milli gelir hiç fark etmiyor. İlgilendiğimiz olayla ilgili tüm gözlem birimlerinden bütünüyle araştırma yapıyor isek bunu ana kütle demiştik. Ana kütlenin çeşitli türleri olduğunu söyledik. Bunlardan bir tanesi sonlu ana kütle, sonsuz ana kütle. Bunun dışında arkadaşlar ana kütleyle ilgili somut ve soyut ana kütle diye kavramlar da var. Kitaptan görmüşsünüzdür. Somut ana kütle, ana kütleyi eğer bir şekilde elle dokunabildiğiniz bir şeyse, hani gözlem birimleri dokunulabilen bir şeyse buna somut ana kütle diyoruz. Soyut ana kütle dokunamadığımız soyut ana kütle. Bunun dışında gerçek ve varsayımsal ana kütle diye bir şey daha var arkadaşlar. Bunlar kelimelerin tanımından çıkartabileceğiniz şeyler.
gerçek ana kütle gerçekte var olan gözlem birimlerinden oluşurken, varsayımsal ana kütle ise şöyle bir şey. Mesela bu sınıfta işte 20 kişi var. Bu sınıftan ikişerlik kaç kişilik grup oluşturabiliriz? Dediğimiz zaman varsayım olarak kaç kişilik grup, bu matematiksel olarak arkadaşlar hesaplanabilir. Varsayım olarak şu kadar olabilir diyoruz. Ama varsayım olarak olsa bile şey değil. Gerçekteki var olan ana kütle değil. Gerçekte var olduğu, var olduğu sayılan varsayımsal ana kütle diyoruz. Hazır ve hareketli ana kütleler var. Bu hazır ve hareketli ana kütle, ilgilendiğimiz konuyla ilgili ana kütleye hemen ulaşabiliyor isek buna hazır ana kütle, ama hemen ulaşmak değil de bir araştırma, bir süreç gerektirerek ana kütlenin tamamına ulaşıyor isek buna hareketli ana kütle diyoruz. Değişken dedik. Değişken arkadaşlar, ilgilendiğimiz özelliği değişken diyoruz dedik. Çıkma ihtimali yüksektir bence. Bu ilgilendiğimiz özellik bazen boy olabilir, bazen kilo olabilir, bazen başarı olabilir, gelir olabilir, gider olabilir, her şey olabilir. İlgilendiğimiz özelliğe değişken dedik. Değişken türleri kendi içinde sayısal ve sözel değişken olarak ikiye ayrıldığını, sayısal değişkenlere nicel, sözel değişkenlere nitel denildiğini söylemiştik. Onun dışında arkadaşlar, bir de değişkenler kendi içinde, şuraya yazayım, zaman değişkeni vardır, mekan değişkeni vardır. Mesela zaman değişkenine örnek, yıllara göre Bakü'nün nüfusu nedir deseydik, günlere göre Bakü'deki hava sıcaklığı nedir deseydik, dikkat edin, yıllara, aylara, günlere ya da dakika, işte dakikadaki bir laboratuvar ortamında olabilir, işte üretilen bir mikrop olabilir, bir bakteri olabilir. Dakikada kaç mikrop ürüyor, kaç bakteri ürüyor, buna benzer. İşin içine zaman kavramı girerek araştırma yapıyor isek bu tip değişkenlere zaman değişkeni diyoruz. İşte yıllara göre nüfus buna çok belirgin bir örnektir. Mekan değişkeni arkadaşlar işin içinde mekanların olduğu değişkendir. Mesela Bakü nüfusu, Gence nüfusu, başka ismini bilmediğim arkadaşlar Şeki miydi? Şeki, evet, Şeki doğru. Değil mi? Şeki. Şeki, doğru söylüyorum. Bu illere göre nüfus deseydik, bu illere göre tahıl üretimi deseydik, bu illere göre ekmek tüketim miktarı deseydik. O zaman illere göre, mekanlara göre araştırma yaptığıma göre, bu illa il olmak zorunda değil arkadaşlar. Ülkelere göre tahıl üretimi, ülkelere göre petrol tüketimi, yani üretim, tüketim olabilir. Mekanlara göre bu mahalle, köy, il, bölge veya ülke olabilir. Mekanlara göre araştırma yapıyor isek buna mekan değişkeni diyoruz. Birisi zamana bağlı olarak değişen, diğeri mekanlara göre değişen. Zaman ve mekan dışında bir başka şeye göre değişkenle ilgileniyor isek buna da maddesel değişken diyoruz. Maddesel değişkenin özelliği, tekrar söylüyorum, zaman ve mekan dışındaki tüm değişkenlere maddesel değişken ya da maddi değişken arkadaşlar. Kitap bazı yerlerde maddesel demiş, bazı yerlerde maddi değişken demiş. Her ikisi aynı şey. Yani burada kimse şey demesin, yani maddesel mi maddi mi hocam, her ikisini seçeneklerde karşımıza çıkar mı? Çıkmaz arkadaşlar. İkisi de aynı şey. Kitap burada maddi değişken ama konu anlatırken bazı yerlerde maddesel değişken demiş. Bir de bilgi topladığımız, gözlem birimlerinden bilgi topladığımız zaman çeşitli ölçme düzeyleri var. Bu ölçme düzeylerine göre işte biz yapmak istediğimiz işleme göre karar veriyoruz. Bu ölçme düzeyleri, dört farklı şekilde ölçme düzeyi var. Bunlardan bir tanesi sınıflayıcı ölçme, sıralayıcı ölçme, aralıklı ölçme ve oransal ölçme düzeyi.